Kadınlarımız çalışıyorlar ve herkes gibi onlar da çalışmak durumundalar. Çünkü Cenab-ı Allah وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ buyuruyor. Ey Habibim söyle, çalışın Allah sizin amelinizi, Resulü sizin amelinizi ve müminler sizin amelinizi, sizin çalışmanızı görecek diyor. Geçen çok garipsediğim bir şey oldu. Bir yerde deniyor ki işte kadınların üretimden uzak tutulmaması gerekiyor. Oysa burada göz ardı edilen bir husus var. Üretim, ana üretim, daha doğrusu yani üreten insanları üretme işi kadınlara ait. Yani kadınlar en büyük işi gören Allah'ın yarattığı insanlar. İnsan neslinin varlığı kadınlar üzerinden yürüyor. Ve dolayısıyla üretimin en büyük ayağı kadınlar. Eğer kadınlar üretimi durdururlarsa artık üretim yeryüzünden biter. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir fabrikada işçiler grev yapıyorlar, üretimi ara veriyorlar ve o fabrika üretemiyor. Dolayısıyla o fabrikanın ürettiği şeylere ihtiyacı olan insanlar bundan zarar görüyorlar. Fabrika sahibi zarar görüyor vesaire filan. Peki ya kadınlar biz bundan sonra üretimi bırakıyoruz derlerse? O zaman bu bir fabrikanın işçilerinin üretimi bırakmasına benzemez bu. İnsan nesli son bulur. Bütün üretim yeryüzünde durur. Allah erkeği kadına, kadını erkeğe muhtaç halde yaratmış. Ve üretimin en zorlu kısmını da kadına yüklemiş. Yani üreten insanı dünyaya gelmesine aracı olan, vesile olan kadın ve bu çok zorlu ve çok zahmetli, meşakkatli bir süreç. Yani 9 ay 10 gün bir kadın evladını, bebeğini karnında taşıyor. Ondan sonra 2 sene bilfiil onu emziriyor. Büyümesi için, yetişmesi için gayret ediyor. Eğer bir kadının 2 çocuk, 3 çocuk yaptığını düşünürseniz, yani ortalama olarak her bir çocuğun vücut bulması 7 sene olarak hesap edilecek olursa 7 çarpı 3 21 sene fiilen bir kadının insanlık adına, milleti, memleketi, vatanı adına büyük bir hizmet gördüğünü söyleyebiliriz. Ve 21 yıllık çalışmasıyla, üretime katkısıyla da bu kadının her türlü emeklilik haklarına da sahip olması lazım gelir. Evet hocam. Dolayısıyla kadın üretimden uzak tutulmuş, üretimde yok lafları tamamen kadının asıl üretim noktasından uzaklaştırılmasına yönelik olan propagandalardır, söylemlerdir. Buna Müslüman kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Yani Cenab-ı Allah önümüze dünyada bir hedef koymuş. Cenneti kazanmak için gayret etmemiz, çalışmamız gerekiyor. Ve kadınların cenneti kazanmalarının yolu da onların asıl görevleri olan insan üretiminde titiz ve hassas olmaları. Bunun karşılığında da Cenab-ı Allah erkeklere de cenneti kazanmanın yolunun annelerinin, kadınların ayaklarının altından geçtiğini gösteriyor. Yani siz üretimin en ağır yükünü yüklenen kadınlara elinizden gelen saygıyı, hürmeti, ihtiramı göstermeniz gerekiyor. Evet. Ancak bununla beraber kadın şeriatımızın müsaade ettiği şartlar müvacihesinde, ölçüler, kıstaslar çerçevesinde her türlü çalışmayı yapabilir. Burada önemli olan en temel kriter şudur: kadının erkekleşmemesi, erkeğin de kadınlaşmaması önemlidir. Allah erkeği erkek, kadını da kadın olarak yaratmış ve onların böyle kalmalarını istiyor. Erkeğin erkek olmasına, kadının kadın olmasına itirazı direkt Allah'a bir itiraz Evet. olduğundan dolayı Allah üstünlüğü takvada kılmış. Takva Allah'ın emirlerine, Allah'ın şeriatına hürmet ve tazimden ibarettir. Dolayısıyla kadın kendi fıtratıyla münasip olan her türlü vazifeyi yapabilir. İkinci hususta bu vazifeyi icra ederken kadın erkek ihtilatının, yani kadın erkek ortam birlikteliğinin
olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kadınların erkeklerin bulunduğu ortamda aşırı bulunmaları, onların kadınlıklarının kaybolması erkekleşmelerine yol açıyor. Evet. Erkeklerin de kadınların bulunduğu ortamda bulunmaları, onların erkekliklerinin kaybolması ve zamanla kadınlaşmalarına yol açıyor. Tavırda da değişiklikler oluyor. Tavırda değişiklikler oluyor, seste değişiklikler oluyor, hitap biçiminde değişiklikler oluyor. Yani oluyor da oluyor, esprilere varıncaya kadar bu şey değişiyor. Dolayısıyla erkekleşen kadının asıl vazifesini icra etme imkanı kalmıyor. Kadınlaşan erkeğin de toplumda bir huzur kaynağı olması ve asıl vazifesini icra etmesi imkanı kalmıyor. Bu noktada şeriatımızın bu ölçülerine riayet ederek kadın ticaret yapabilir, kadın bir meslek sahibi olabilir, kadın her türlü üretime katkıda bulunabilir, kazanır, ihtiyacı olsa da olmasa da ihtiyacı varsa ihtiyacına kullanır, ihtiyacı yoksa ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere sadakayı cariye yapabilir, tasadduk edebilir, fakirlere yardımcı olabilir, çocuklarına miras bırakabilir, bir garanti olarak malını biriktirebilir. Önemli olan servetinin zekatını veriyor mu, vermiyor mu meselesidir. Servetinin zekatını veriyor ve toplumsal sorumluluklarını da yerine getiriyorsa bir kadının çalışmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.